Kızım neredeydin bunca saat? Bir gittin sabaha karşı geldin. Bak biri bir şey yaptıysa, bir şey olduysa söyle şikayet edelim. Ama ne şikayet ya? Sabaha kadar tuvalet temizledik dedik ya. İyi, öyle olsun bakalım. Çok uzun sürdü be işin kızım. Evet Ümmü abla öyle oldu maalesef. Siz ne yaptınız? Rahat edebildiniz mi? Çok huzursuz bunlar. Ama Allah razı olsun kızım vallahi çok rahat ettik. Okula gitmedi mi çocuklar? Gitmeyi versinler birkaç gün. Durumumuz bir belli olsun da. Ümmü abla bu çocukların düzeni ihtiyacı var yazık. Yani düzeniniz oturana kadar kalın burada. Tamam mı? Sen işlerini halledersin. Ben zaten evden çalışacağım. Onlar da okullarından olmasınlar yazık. Sağ ol kızım. Narin, benim şu dükkanın işini halletmem lazım kızım. O dükkan benim paramla kuruldu. İçindekileri alıp gideceğim, ben başka bir yerde dükkan kuracağım. Biraz birikmişim var. Ben bugün ev işini falan da hallederim. Birkaç güne oturturum ben düzenimizi. Ya Ümmü abla sakin ol. Niye acele ediyorsun? Benim kardeşim onlar. Allah Allah. Sen burada huzursuz olmasana. Sağ ol kızım, sağ ol. Babamın dişi geçmez burada kaldığınız sürece biliyorsun. Boynu devrilsin onu. Ben onu sildim Narin. Bana bu saatten sonra hiçbir şey yapamaz o. Sen yine de o kadar emin olma. Dikkatli ol. Kızım aç acını içme şunu ya. Ben sana kalkayım bir yemek koyuvereyim. Ha? Bak Narin hiç halin iyi değil senin. Yok Ümmü abla yok. Ben çok yorgunum. Vallahi gidip yatacağım biraz. Hadi görüşürüz. Sen buralarda yenisin. Onlar her zaman haklıdır. Neyse benim içeri gitmem lazım. Zeynep'e selam söylersin. Aptal Narin. Gene kapı dışarı edildin işte. Hadi bakalım Zeynep'e ne diyeceğiz onu düşün şimdi. Sıkıldım abi bak gidiyorum ben. Boşu boşuna bekliyoruz işte. Gelmeyecek belli. Hadi. Geliyor lan işte. İyi akşamlar. Gördün mü oğlum gülümsedi lan bana. Ya yok, ne alakası var ya? Kibarlığından şey yaptı kız. Hasetsin oğlum sen. Gülümsedi işte kız bana. Ulan. Oğlum şimdi gideceğim eve. Bir temiz uyuyacağım tamam mı? Tatlı tatlı rüyalar göreceğim böyle. Var ya şöyle bir kız gülümsüyor sana işte hayatının bir gününde çıkıyor karşına. Ne derdin kalıyor, ne tasan kalıyor, ne bir şeyin oğlum. Ah ulan. Aa, erken geldi. Nasıl geçti? İyi. Saat daha 11, parti yeni başlıyordur. Ne işin var senin evde?
Adresini bulamadın sen yoksa. Ya buldum, buldum da. Ya işte çocuğun üstüne bardakları falan dökünce çarpınca öyle şey oldu. Bravo, kovuldun yani. Ya yanlışlıkla oldu. Vallahi benim bir suçum yok. Çocuk bana çarptı o bakımdan yani. Yok, anlaşıldı. Senin çalışmaya gönlün yok. Bugün kovulduğun ikinci iş. Bu ne bolluk ya? Kimse seni işe almak için sırada beklemiyor. De araya girdim ben. Zeynep, çocuk bana çarptı ya. Yanlışlık oldu. Niye böyle yapıyorsun? Ay başında görüşeceğiz biz seninle. Ev sahibi kapıya dikilince. Başarılarının devamını dilerim. Allah Allah ya. Ay komşular gelecek mi dersin Recep? Gelecekler tabii kızım. Çok sevdiler bizi burada. İnşallah. Nasıl başlar söyle gidermiş. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu semtin en çok iş yapan esnafı biz olacağız. Nasıl olacakmış o, söyle de biz de bilelim. Yani onu ben de tam olarak bilmiyorum ama yemin ediyorum oğlum için dünyayı yakarım, dünyayı. Recep, ya boşanamazsak ne olacak? Ha? Yarın öbür gün karnım büyüyecek. Nasıl bakacağız biz el alemin yüzüne? Akşam söyleyecektim ama şimdi yeni iş yeri açıyoruz. Böyle moralim bozuk olmasın. Ay söyle ne oldu? Avukat mı aradı? İşte de boşanmayı kabul etmiş. Ya İbo, İbo'mu verecek miymiş? Erdoğan, İbo kesinlikle olmaz demiş. Ay Recep, ben çok özledim İbo'mu be. Vallahi dayanamıyorum artık. Bak gülüm, kısacık zamanda neler hallettik, değil mi? Aa bak, yeni bir yere. Boşanalım, bütün işlerimizi yoluna koyalım. İbo'yu da alacağım, üçümüz hep birlikte yaşayacağız. Söz veriyorum sana. Söz. Geldiler. Hayırlı olsun. Sağ olun, hoş, hoş geldiniz. Merhabalar, bir kek versene ya. Hemen, hemen. Buyurun. Teşekkür kek ederiz. De var. Alışana kadar biraz zorlar Mehmetciğim. Sen böyle elimi tuttuğun müddetçe beni hiçbir şey zorlamaz. Döndü. Tansiyon düşmüş de biraz. Ha. Ben oğluşma şimdi bir tuzlu ayran yapıp veririm. Hiçbir şeycik kalmaz. Değil mi oğlum benim? Ha? Söyle şu yüzsüze gitsin evimden. Ben bakarım oğluma. Anne ayıp be, ayıp. Ne ayıbı be? Hiç olur mu öyle şeyim? Bak çok iyi bir kız o. Ay kimse kim? Bana ne? Gitsin evimden. Ben istemiyorum onu. Ne oldu buna böyle? Yok bir şey. Vallahi yorulmuş biraz. Bir de bugün hava çok sıcaktı ya. İşte öğle yemeği falan yemeyince böyle tansiyonu düştü. İyi günler. Bu kapıdaki ilan için gelmiştim ama. Dedem burada değil. Nerede acaba? Camiye gitti. Öğle namazını kıldıktan sonra gelir. Şurada bir yerde oturup bekleyebilir miyim? Anladım. Evet.
Hoş geldin hocam. Allah kabul etsin. Cümlemiz enkine. Var mı yaramazlık? Yok. Camcam her şey yolunda. Kim bu kız? Vallahi bilmem ki. Mete Bey'le konuşurken gördüm. O zamandan beri burada. Çok mu yoruldun kızım? Ah, affedersiniz amca, içim geçmiş de. Otur kızım, otur. Yerine mi bakmıştın? Şey, ben konuştum, dedem camiye gitti deyince. Ha, o benim torun. Niye aramıştın beni bakayım? Kapıdaki iş ilanı için rahatsız ettim amca. Oğlum, bana şöyle bir tas çorba, bir de şöyle bir tabağa domatesle peynir doğrayın. Aç mısın sen? Yok, hiç değilim, sağ olun. Bir tabak da hanım kızıma getir. Demek çalışmak istiyorsun. Evet, ama sadece akşamları ve hafta sonları çalışabilirim. Neden? Okuyor musun? Evet, hukuka başlayacağım inşallah bu yıl. Aa, bak çok güzel hanım kızım, çok güzel. Demek avukat çıkacaksın ha? Maşallah, maşallah. Allah tamamını erdirsin inşallah. Hadi. Bismillah. Daha önce hiç çalıştın mı? He? Daha önce çalıştın? Hı hı. Şeyde, Yaslıhan'da, kuaförde çalıştım. Yaslıhan. Hı hı. Ne tarafa düşüyor bu? Balıkesir'de bir kasaba. Peki, ne zaman başlayabilirsin? Hemen. Hemen başlarım şimdi. Aziz. Buyur hacı amca. Hanım kızımı, say, senin adın neydi? Narin efendim, Narin Yılmaz. Narin hanım kızımı mutfağa götürüver, bardaklara koysunlar. Koysun hacı amca. Çok sağ olun. Hacı amca gerçekten çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Dur bakalım, dur öyle hemen sevinme. İlk önce bir deneyeceğiz. Tamam söz veriyorum size, ben ayna gibi parlatacağım o bardakları. Gel kardeşim, geç. İşte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.